Efendim Samsun Nabzı 2. bölümüyle devam ediyor. Samsun Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Nail Kırmacı konuğumuz bu bölümde de. Nail Bey hoş geldiniz programımıza. Çok teşekkür ederim Sayın Sağlavaş. Öncelikle bir düzeltmeyle başlamak istiyorum. Buyurun. Şu an için il müdürü olarak atanmadım. Vekaleten bu görevi yürütüyorum. Üstleniyorsunuz. Bu düzeltmeyi yapmak istedim. Samsun'da doğdum. Samsun'da büyüdüm. Doğma büyüme Samsun Merkez Cedit Mahallesi. İlk öğretimim Necati Bey İlk Öğretim Okulu. Ortaokulum 50. yıl. Lisem tarım meslek lisesi veteriner sağlık teknisyeni olarak ben hayata başladım. Üniversiteyi de yine Samsun 19 Mayıs Üniversitesi Ziraat Fakültesi Toprak Bölümü mezunuyum. Toprak Bölümü mezunusunuz. Tarım camiasına okulumuz yatılı olduğu için ve bakanlığımızın okuluydu bu. Yani 14 yaşından beri ben bu camianın içerisindeyim. Fiilen 86 yılında işe başladım. 30 yıllık Tarım Bakanlığı'nda hizmet vermeye çalışıyorum. Veriyorsunuz. Peki şimdi tabii 2010 yılından itibaren nasıl söyleyelim? Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı başka bir yere evrildi tabii. Yani dünyada da gıdanın tanımı, hijyeni üzerinde ciddi refleksler oluştu, disiplinler oluştu. Evet. O dönemin sonrasında ben tabii anlatmanızı arzu edeceğim ama bugünkü konuşmamızın bir bacağını da Samsun için önemli fırsatları içerisinde barındıran gıda fuarı oluşturacak. Evet. Buna nasıl hazırlandığınızı, nasıl destek verdiğinizi biraz konuşacağız. Evet. Bunun dışında Büyükşehir Belediyesi'nin özellikle 3 yıllık dönemi kapsayan bir tarım eylem planı var. Bu eylem planının içerisinde Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü olarak nerelerinde yer alıyorsunuz, neler yapıyorsunuz? Evet. Bu konularda değerlendirmelerinizi alacağım. Şuradan başlayabiliriz. Hayatımızın içerisinde çok önemli bir yerde duruyor gıda. Evet. Ama biz gerçekten bu gıdaya doğru ulaşabiliyor muyuz? Doğru üretilmesini sağlayabiliyor muyuz? Alo 174 hattı, şikayet hattı var. Evet. Bu ne kadar işlevsel? Evet. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı bu konuda kendisini nasıl formatlıyor? Buna benzer konularda biraz sohbet edelim istiyorum. Anlamamız gerekiyor? Yani gıda deyince aklımıza ne gelmesi gerekiyor? Bafra ve Çarşamba gibi iki tane çok kıymetli ovanın ortasında duran bir bölge değil bizde. Bunun için konuyu biraz daha önemli hale getiriyor. Ben konuya şuradan başlamak istiyorum. Yani bakanlığımızın belirlediği, kendine görev adettiği 3 ana madde var. Biz bunlara misyon, vizyon diye tanımlıyoruz ama gerçekten öz bir görevdir bu. Özel bir görevdir. Bunlardan bir tanesi ülkemizin ve dünya pazarlarının ihtiyacı olan güvenilir gıda ve kaliteli tarım ürünlerine erişebilirliğin sağlanması. Bu çok özel bir şey. Güvenilir gıda ve kaliteli tarım ürünlerine erişilebilirliğin sağlanması. Bir diğeri tarımsal ve ekolojik kaynakların sürdürülebilir kullanımının temin edilmesi. Bir diğeri de kırsal alanda sosyal refahın, yaşam standartlarının artırılmasına yönelik politikaların üretilmesi ya da üretilen politikaların uygulanması. Piramidin, bu üç tane çok önemli şeyden çok önemli şey. Bu sadece Türkiye'nin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'nın belirlemiş olduğu bir perspektif mi? Yoksa dünyada da bu iş sizin söylediğiniz ana başlıklar altında mı değerlendiriliyor? Dünyada da bu iş bu ana başlıklar altında değerlendiriliyor. Zira saydığımız şeyler gıdanın teminine yönelik hem de kaynaklarımızın sağlıklı ve sürdürülebilir kullanımı ve kırsalda refahın sosyal standartların artırılmasına yönelik bir çalışma. Gelişmiş ülkeler bunu tamamen bu şekilde uyguluyorlar. Bizler de bunun gibi hareket ediyoruz. Evet. Şimdi güvenilir gıda ve kaliteli tarım ürünleri dediğimiz zaman Samsun ve Çarşamba ve Bafra Ovası birisi 103 bin hektar Çarşamba Ovası, Bafra Ovası da 80 bin hektarlık bir alan. Bunlar tamamıyla birinci sınıf tarım arazisi diye nitelediğimiz alanlar.
Ekolojik kaynaklarımızın korunmasına yönelik bakanlığımızın şöyle bir çalışması var. Büyükova kapsamında 5403 sayılı kanun çerçevesinde Büyükova alanlarının belirlenmesi ve bu alanların tarım dışına çıkarılmasının engellenmesi. Böyle bir çalışmamız var. Bu alanların dışına çıkılması elbette ki yatırımlar gerçekleşecek ama bunlar çok daha özel yatırımlar olursa hem bunu talep eden bakanlık hem de bakanlığımız eliyle bir kamu yararı kararı alınması gerekli ki ancak bu takdirde tarım dışına çıkarılarak kullanılabilsin. Peki bu çok özel bir şey olacak. Avrupa'dan ya da gelişmiş ülkelerden farklı olarak biz bu konuda yani genelde de şöyle zaman zaman eleştiriler de oluyor biliyorsunuz. Kendi kendine yetebilen bir ülkeyken Türkiye bu noktalardan uzaklaştı. Efendim işte yerel tohum ve kimyasal olmayan gübreler kullanımında çok yüksek bir performansı yok. Bunun içinde sıkıntılar yaşayabiliyor. Bu eleştirilere katılıyor musunuz? Kendimizi nasıl formatlamamız gerekiyor? Yeni son birkaç ay içerisinde bu konuyla ilgili önemli şeyler açıklanmaya başlandı, onu biliyoruz. Ama gerçekten kendi kendine yetebilen bir ülkeden şimdi önemli besin maddelerini bile yurt dışından getiren bir hale geldik mi? Geldiysek de bunun sebebi neydi sizce? Hayır, bu anlamda böyle bir duruma gelmedik. Biz bunu işte çocukluğumuzda okullarda bize bu öğretilirdi. Ama o dönemin talepkar olduğumuz şey ekmekten başka bir şey değildi. Ama bugün çok daha farklı şeyler arzu ediyoruz. Yani muz arzu ediyoruz, avokado arzu ediyoruz ya da bir başka şey. Ülkemiz tohum açısından Avrupa veya dış ülkelere çok bağımlı bir ülke değil. Üretimimizin, tohumluk ihtiyacımızın %90'ı ve daha üzerisini biz kendimiz karşılıyoruz. Tabii ki de. Tabii ki de. Son dönemde araştırma enstitülerimiz aracılığıyla hibrit tohum çalışmaları da başladı. Ayrıca yine Gen Kaynakları Bankası kuruldu bakanlığımız aracılığıyla. Bu önemli değil mi? Bu çok önemli çünkü gen teknolojisi son yıllarda çok özel bir şey. Önümüzdeki günlerde böyle bir çalışma, Sayın Valimizin talimatıyla bu çalışmayı da yapacağız. Çünkü genlerin, gen kaynaklarımızın korunması gerekiyor, kaçırılmaması gerekiyor. Yurt dışına kaçırılmaması gerekiyor. Bununla alakalı ilgili personellere ciddi bir eğitim çalışması da yapacağız. Dolayısıyla biz iddia edildiği üzere, söylenildiği üzere biz tohumculukta dışarıya bağımlı bir ülke değiliz. Tarımda kendine yeterli ülke olarak bana göre tanımlanabilir bir pozisyondayız. Ancak tarımda sorunlarımız yok değil. Yapısal sorunlarımız çok büyük. Örneğin yapısal sorunlarımızın başında arazilerimiz çok parçalı. Çok küçük işletmelerimiz. Samsun'da 67 bin bir önceki yılın çiftçi kayıt sistemine göre kaydettiğimiz çiftçi kayıt sistemi. Yine 73 binin üzerinde hayvansal üretim işletmesi var. İlimizde yaklaşık %24'e yakın, nüfusun %24'ü tarımla uğraşıyor. Bu Avrupa ortalaması %4'lerde. Öyle mi? %4'lerde. Ve işletme büyüklükleri Avrupa ortalaması 59 hektar yani 590 dönüm. Bir işletmenin arazi büyüklüğü 590 dönüm. Bizim? Bizimse Türkiye ortalamamız 60 dekar. Yani onda biri Türkiye ortalamamız. Samsun ortalamamız ise 32 dekar. Çok düşük. Çok düşük. Yani daha büyük alanları değerlendirmek çok daha gerekiyor. Ekonomik işliyorlar ve çok daha ekonomik karlı üretiyorlar. Ucuza mal ediyorlar. Bizim 32 dekar dediğimiz arazi minimum 8 parçadan oluşuyor. Yani parsel büyüklüğümüzün ortalaması 4 dekarı geçmiyor. Eğer. Dolayısıyla buradan verimli bir tarım üretmek çok zor. Ya da bu anlamda da karlı diyelim daha doğrusu çok mümkün olamayabiliyor. Bu anlamda bakanlığımız miras kanununda değişikliklere gitti. Artık bir vatandaşımız vefat ettiğinde onun murisleri artık tarım arazilerini aralarında pay edemeyecekler. Ekonomik büyüklüğün üzerindeki bütün araziler ya aile malları ortaklığı kurulacak
yahut limited bir şirket kurulacak yahut içlerinden ehil birisine bunu devretmek zorunda kalacaklar. Aksi halde bunu bir yıl içerisinde gerçekleştirmelerse biz mahkemeye vereceğiz. Ve bu mahkeme sonucunda içlerinden seçilecek ehil kişiye bu bütün tarım arazileri devredilecek ve ekonomik işletme büyüklüğü dediğimiz Samsun'da sulu alanlarda 60 ile 100 dekar arasında, kurudaysa 120 ile 200 dekar arasında ekonomik bir işletme büyüklüğüne erişinceye kadar ona alımlarda devletimizin kredi sağlayacağı. İleriki yıllarda bunu daha hissedeceğiz. Daha belirgin bir şekilde hissedeceğiz. Yani bu babamdan kaldı, istediğimi yaparım tarzı veyahut da anlayışı geride kaldı artık. Buna yasalarımız, kanunlarımız artık müsaade etmeyecek. Boş olan ve şu anda kullanılmayan alanların da bu söylediğiniz şekilde yeniden dönüştürülmesi de söz konusu galiba. Sayın Bakanımızın açıklaması var. Eğer bir arazi 3 yıldan fazla boş kalırsa bu araziyi biz ondan alacağız. Ve kiraya vereceğiz. İlgili sahibine de kira bedelini ödeyeceğiz. Yani bu arazilerimiz atıl ve boş olarak kalmayacak. Böyle bir çalışma önümüzdeki günlerde gelecek. Yani küçük aile çiftçiliği ama çok büyük alanları kapsayan bir bakış açısı içerisinde. Küçük aile işletmeleri açısından değil, ekonomik işletme büyüklüğü açısından. Yani bir yerde yapılan üretimin karlı olabilmesi açısından. Hani attığımız taş, ürküttüğümüz kurbağaya değsin. Değmediği için biz bu şeyin içerisinde bir miktar bocalıyoruz. Anladım. Dolayısıyla böyle bir tarımsal altyapımız var. Bu sorunları bu anlamda aşmamız gerekiyor. Peki ekolojiyi tahrip etmeden bu üretimleri yaparken bu işte ilgilenen ya da bu işi meslek olarak seçmiş olan kişilerin faydalanması gereken ya da kendilerine rehber olarak yol haritası çizmeleri için başvurmaları gereken yerler hangi birimler olmalı? Bu konuda Gıda Tarım Hayvancılık İl ve İlçe Müdürlükleri 7/24 hazırız. Yani bizim telefonlarımız her zaman ilgililerin ya da bu konuyla alakalı çalışma yapacak olanlara elimizden gelen desteği sağlıyoruz. Bir de bizim bakanlığımız diğer kamu kurumları gibi değil. Doğrudan hitap ettiğimiz alan kırsal alan olduğu için çok daha müşfik ve mütevazi olarak biz tüm üreticilerimize sıcak bir ilişki içerisine giriyoruz. Temas kurabiliyorsunuz. Evet. 2000'den sonra bakanlığımızın iş ve işlemleri yoğun olmasına rağmen, katlanarak artmasına rağmen inanılmaz geniş bir iş ve görev alanımız var. Üreticilerimiz bize gelmelerini de bekliyoruz ama biz onlara da gidiyoruz. Fakat arazi yapılarının küçük ölçekli olması onları aslında biraz yormuş, dönüşüm sağlamakta zorlanmış. Böyle tarım ayrıca kolay bir işlem de değil. Çünkü çok yorucu bir iş. Ülkemizde de son milli tarım şeyinden bahsetmek isterim. Bu çok önemli bir konu çünkü. küçük ve yorucu olduğu için emeğini de karşılamıyor. Böyle olunca da bir miktar tarıma küskünlük var. Ama bizim tarıma küsme diye bir lüksümüz olamaz. Çünkü tarım bizim gıda candan ve çok da stratejik bir ürün. Son yıllarda bu ürün çok daha stratejik alan önemini hissettirmeye de başladı. Gen teknolojisi dedik, genlerimizin korunması dedik. Çünkü artık GDO teknolojileriyle çok özel tarım teknikleri geliştiriliyor. Örneğin bir mısır bitkisi, Amerika'dan gelen veyahut da mısır tohumlu. GDO'larıyla oynanarak ona zarar veren mısır koçan kurduna karşı bir bakteriden elde edilen, bir fungustan elde edilen, Bacillus thuringiensis diye adı ifade edilen, onun salgılamış olduğu toksinlerle o bitki yiyen kurt ölüyor. Dolayısıyla zarar yapamıyor. Böyle bir teknoloji var artık. Dolayısıyla bizim gen kaynaklarımızı korumamız lazım. Yerel çeşitlerimizi, yerel lezzetlerimizi muhafaza etmemiz lazım. Bakanlığımız bu konuda zaten bir gen bankası da oluşturmuş durumda. Oluşturdu. Evet. GDO'lu çünkü ürünler tartışması oldukça popüler. Evet. GDO'lu ürünler. Ne anlamamız gerekiyor? Yani GDO'lu ürün
deyince ne anlamamız gerekiyor? Güvenli ürün, daha doğrusu güvenilir gıda evet. deyince ne anlamamız gerekiyor? Evet. İsterseniz bunlardan da GDO dediğimiz ürünler genetiği değiştirmiş organizmalar olarak tanımlanıyor. Ülkemize hiçbir şekilde insan tüketimine yönelik sunulması, ithal edilmesi şey değil, serbest değil. Sadece binde 9 oranlarında, binde 9'luk bir minimum, maksimum rakam aranıyor. Ve biz bize gelen, ithal edilen bazı ürünleri ulusal referans laboratuvarlarımıza, akredite olmuş gıda kontrol laboratuvarlarımıza göndererek analiz sonuçlarını elde ediyoruz. Evet. Ve buna göre müsaade ediyoruz. GDO'lu ürünlerin bırakın insanın hayvan tüketiminde bile kullanılmasını müsaade etmiyoruz. Peki güvenilir gıda deyince ne anlaması gerekiyor toplumun? Güvenilir gıda deyince fiziksel, kimyasal, biyolojik yani mikrobiyal anlamda herhangi bir bozulmaya uğramamış, temiz, temiz şartlarda muhafaza edilmiş, bozulmamış gıda. Tanımımız son tüketim bu. Tarihine geçmemiş olması. Evet, bakanlığımızın tanımı burada. Bakanlığımızdan ruhsat almış olması lazım. İzin numarası üzerinde olması lazım. Etiketi muhakkak olması lazım. Bu etiketin üzerinde içeriğinde hangi maddelerin olduğunun muhakkak ifade edilmiş olması lazım. Son kullanma tarihinin geçmemiş olması lazım. Bir de kendisine uygun has muhafaza şartlarını taşımış olması lazım. Bunlar bizim için güvenilir gıdanın temel parametreleri. Öyle bir zincir ki aslında tarladan sofraya kadar da uzanıyor değil mi? Evet, evet. Peki bu konuda ne diyelim daha çok kar hırslarını ön plana çıkartan ve toplumun sağlığını bozan uygulamalarla da zaman zaman karşılaşabiliyoruz maalesef. Evet. Biraz da bunu konuşmak istiyorum. Olur, yani tabii ki de. Neye bakmaları gerekiyor? İnsanların, tüketicilerin bu bahsetmiş olduğunuz güvenilir gıdaları temin etmek konusundaki reflekslerini nasıl canlı tutmaları gerekiyor? Bir aymazlık varsa, bir yolunda gitmeyen bir şey varsa da ne yapmaları gerekiyor? Öncelikle bakanlığımız tüm tarımsal ürünleri... Çok özür diliyorum Nail Bey. Değerli izleyiciler, yayınımıza kısa bir ara vereceğiz. Çünkü yarın Samsun'da gerçekten Türkiye'de birkaç yerde yapılıyor gıda fuarı. Samsun'da gerçekleşecek. TÜYAP'ın önderliğinde Gıda Tarım Hayvancılık İl Müdürlüğü destekliyor. Birçok paydaşı var tabii. Şimdi bu fuarla ilgili değerlendirmelerini almak için TÜYAP'ın Samsun Bölge Müdürü Server Seçen'le birlikte olacağız. Canlı telefon bağlantısı yapacağız. Alo. Sempozyum programı da var mı? Alo. Server Bey. Bugünkü basın. Duyabiliyor musunuz beni? Bağlantıda mı problem var? Eğer hazır değilse devam edelim. Bize tekrar dönüş yaparsınız o zaman. Tamam. Değerli izleyiciler, biz Nail Bey'le kaldığımız yerden devam edelim. Öncelikle bakanlığımız tarımsal üretimin her aşamasında bir kontrol mekanizması geliştirmiş durumda. Yani tarımda kullanılan en büyük risklerden bir tanesi pestisitler. Yani bizim ifade ettiğimiz kimyasal ilaçlar. Pestisitlerin hangi ürüne, hangi pestisitin kullanılmasının ruhsatlandırılmasını bakanlığımız yapıyor. Yani bunun üzerinde ciddi araştırmalar yapıldıktan sonra yapılıyor. Bu ruhsat dışı kullanımlar noktasında biz daha sonrasında pestisit kalıntı analizleri gerçekleştiriyoruz. Bu analizlerden çıkanlara hem para cezası veriyoruz hem ürüne imha ediyoruz. Böyle bir çalışma anlayışımız var. Ayrıca üreticiler kendi bahçelerinde eğer bir ilaçlı uygulama yapacaklarsa, kimyasal uygulama yapacaklarsa bunu da yetki veyahut da bu konuda eğitim almış olmaları gerekiyor. Eğer kendi bahçeleri ise kendileri eğitim almış olmaları gerekiyor. Bir başkasının bahçesi ise bu konuda yetkilendirilmiş kişilerin olması gerekiyor. Onun yetkilendirilmesini bizim il ve ilçe müdürlüklerimiz gerçekleştiriyor.
Ruhsat dışı ürünler, ilaç, kimyasal ilaç bayileri bu anlamda ciddi olarak denetleniyor. Satışı zaten yasak. Eğer bulursak yedemini alıp bunun imhasını gerçekleştiriyoruz. Bunun yanında iyi tarım uygulamalarını bakanlığımız destekliyor. Yine organik tarım uygulamalarını bakanlığımız destekliyor. Yine çevre amaçlı tarım arazilerinin korunmasına yönelik bir projemiz var. Bu çok özel bir proje. O, bunu hemen bu telefon cam telefon bağlantısının tamam. Sonrasında yapalım. Lütfen tamam. Unutmayın. Değerli izleyiciler, TÜYAP Samsun Bölge Müdürü Server Bey hattımızda şimdi. Alo. Alo. Server Bey merhaba, iyi geceler diliyorum. İyi geceler. Şimdi Samsun'da çok önemli yarın bir fuar organizasyonu gerçekleşecek. Evet. Gıda fuarı anladığımız kadarıyla Türkiye'nin sadece birkaç ilinde yapılabiliyor. Samsun'da evet. Da böyle bir şeye cesaret etmek fuarcılık organizasyonu açısından önemli bir performans. Siz bu fuarın oluşum süreci ve bundan sonraki beklentilerini nasıl ortaya koyuyorsunuz? Ne umuyorsunuz böyle bir fuarı Samsun'da hayata geçirmeyi planlarken nelerden yola çıktınız efendim? Evet. Öncelikle çok çok teşekkür ediyorum. Fuarımızdan da bahsettiğiniz ve konu ettiğiniz için iyi yayınlar diliyorum. Teşekkür ediyorum. Sizin katkılarınız gerçekten çok büyük. Sektör açısından ve fuarcılığımız açısından. Türkiye'de söylediğiniz gibi gıda fuarları gerçekten çok az sayıda ve ne yazık ki çok yeterli değil. Hatta birçok şehirde de bu fuarla ilgili iptaller söz konusu oldu. Fakat biz bir iddia ortaya koyduk ve Samsun'da bu fuarın iyi bir şekilde yapılabileceğini ve yıllar içerisinde çok daha büyük noktalara gelebileceğini konuştuk ve bu projeyi başlattık. Yarın da inşallah fuarımızı gayet güzel bir açılışla, kalabalık bir kitleyle açacağız. Fuarımız yarın açılıp pazar akşamına kadar sürecek. Bu fuarın amacı şudur. Türkiye'de gıda sanayinin üretimini ve ihracatını arttırmak, Samsunlu ve Karadenizli ve diğer Anadolu'nun şehirlerinden gelen gıda firmalarının markalaşmasına öncülük etmek, farklı pazarlara açılmalarını hem yurt içinde hem yurt dışında sağlamak. Bu amaçla da hatta 115 kişilik yurt dışı heyetimiz, farklı 7 ülkeden gelen yurt dışı heyetimiz var. Bunlar hep Karadeniz'in ihracat yapabileceği İran, Gürcistan, Azerbaycan, Makedonya gibi ve diğer Arap ülkelerinden, aynı zamanda Ürdün var, Tacikistan var, farklı coğrafyalardan, ülkelerden gelen iş adamları, aynı zamanda süpermarketlerden oluşan, süpermarket sahiplerinden oluşan kalabalık bir heyet de fuarımızda 2 gün boyunca incelemelerde bulunacaklar ve firmalarımızdaki yeni ürünleri, yeni trend ürünleri inceleyecekler. İnceleyecekler. Ve yine yeni pazarlar arayışı için ve iş bağlantıları için büyük bir fırsat olacak. Peki Server Bey, yarınki gıda fuarının paydaşlarını ortaya koyarsak kimlerden oluşacak efendim paydaşlar? Şimdi fuarımızın organizasyonunda özellikle Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığımız ve İl Müdürlüğümüze ben çok çok teşekkür ediyorum. Nail Bey de oradalar, sağ olsunlar. Aynı zamanda Ekonomi Bakanlığı'nın yine bir yurt dışı heyeti var. Karadeniz İhracatçı Birliğimizle birlikte bize çok önemli katkı sağladılar. Yine Valiliğimiz, Büyükşehir Belediye'miz, Ticaret Sanayi Odamız, Borsamız ve Türkiye Gıda İşverenleri Sendikası, TÜGİS'in yarın 14.30'da önemli bir paneli var. Başkanı Sayın Necdet Buzbaş da fuarımızda olacaklar. Türkiye Ahçılar Federasyonu, TAFET, Karadeniz Parakendeciler Derneği, PERDER, bütün marketlerle. Yine TROFET, Türkiye Otelciler Federasyonu ve KATİT, Karadeniz Turistik İşletmecileri Derneği, KATBİR, ve KOSGEB'in, tabii KOSGEB'i unutmamak lazım. Çok önemli destekleri var KOSGEB'in de katkılarıyla.
fuarımızı gerçekleştiriyoruz. Tabii daha saymadığım birçok kurum ve kuruluşlar da bizle işbirliği yaptılar. Hepsine canı gönülden teşekkür ediyorum ben. Tabii fuarımızda tüm gıda sektörünün buluşması, birbirleriyle sinerji sağlaması ve tüm üyelerini fuara davet etmesi, bu arada bütün iş adamları kuruluşlarımız, bütün meslek örgütlerimiz, gıda mühendisleri, 19 Mayıs Üniversitesi'nin yine gıda mühendisliği bölümü ve esnaf odalarımızın bütün başkanları da ziraat odalarımızda fuarımızda olacaklar. Bu bir güç birliğidir. Sonuçta Karadeniz'in üretimi, Karadeniz'in markalaşması bizim için en büyük hedeftir. Biz de katılıyoruz. Tabii bu söylediğiniz şey özellikle Bafra ve Çarşamba ovaları gibi iki önemli verimli ovanın içerisinde yer alan Samsun açısından hayati önem taşıyor. Umuyoruz bu gıda fuarı amacına ulaşır. 7 farklı ülke ve 115'e yakın yabancı iş adamının yeni iş bağlantıları için Samsun'a geleceğinden de bahsettiniz. Teşekkür ediyoruz biz katkılarınızdan dolayı, çalışmalarınızdan dolayı, evet. Server Bey. Bir kere daha yenileyelim. Fuar Perşembe günü açılacak, evet. Kapılarını açıyor ve pazar günü akşam saat 19'a kadar da devam edecek anladığım kadarıyla. Samsun'daki evet, Fuar ve Kongre Merkezi'nde, Tekiköy'de hayata evet. geçiriliyor. Teşekkür ediyorum ben katılımınızdan evet. dolayı. Başarılar evet. diliyorum. Serbest. Sağ olun. Ben tüm gıda sektörünü, otel, restoran ve kafeteryaları ve bütün turistik tesisleri ve gıda toptancılarını fuarımıza davet ediyorum. Herkesi fuarımıza davet ediyorum. Size de çok çok teşekkür ediyorum. İyi yayınlar dilerim. Teşekkür ediyorum. Sağ olasınız. Sağ olun. Şimdi bunun üzerinde de konuşacağız evet. Nail Bey ama sizin en son önemli bir proje olarak benim mutlaka bahsetmem gerekiyor dediğiniz kısmı halledelim. Şimdi bizim bir çatak projemiz var. Bunun açılımı çevre amaçlı tarım arazilerinin korunmasına yönelik bir proje. Bu iyi tarım, organik tarım yahut toprak işlemesiz tarım, taş toplama teknikleri kullanılarak bu arazilerin bakanlığımızca öngörülen teknikler çerçevesinde yapılması noktasında ciddi destekleri var. Dekara 3 kategoride bu uygulama gerçekleştiriliyor. Dekara 135 lira gibi ciddi bir rakam. Biz bunu organik tarım yapan bölgelerimizi özellikle seçiyoruz ki bu Büyükşehir Belediye'mizin su sağladığı Çakmak Barajı'nın olduğu bölge hem organik tarım üretimi yapan bir alan hem de biz o bölgede bu anlamda çatak desteğini üreticilerimize vererek bu organik ve çatak desteğinden faydalanmalarını sağlıyoruz. Evet. Çatak desteğini biz 92.500 dekar alan desteklemesi yapıyoruz. Bu Türkiye'de aslında birinciydik bu noktada, bu projede. Fakat Konya Ovası daha büyük olduğu için Konya bu anlamda bizi geçtiğimiz sene önümüze geçti. 92.500 dekar alanda 15 milyon liraya kadar bir destek sağlıyoruz üreticilerimize, doğrudan nakit bir destekleme sistemi. Tabii bunların duyurulması hayati önem taşıyor. Çok önemli. Evet. Biz de burada sizin sesiniz evet. olmaktan son derece çok teşekkür ederiz bu konuda minnettarız. Peki, yine Samsun'daki baktığımız zaman gıda işletmesi sayısını nasıl görüyorsunuz? İlimizde 11.500 gıda üreten, tüketen, işleyen ve bunun tüketime sunan işletme var. İşletme yani var. Bu çok ciddi bir rakam. Bunların içerisinde kayıta tabi olan ve onaya tabi olanlar diye ayırt ettiğimiz bölüm var. Gıda işletmelerinin kayıt ve onayına dair yönetmelikte ifade edilen bazı işletmelerimiz daha üst düzeyde hijyen şartlarını sağlamaları gerektiği için bunları onaya tabi işletmeler olarak ayırıyoruz. Et ürünleri, süt ürünleri, yine parçalama, işleme. Bu tarz ürünler bizim onaya tabi işletmelerimiz olarak ve bunların daha üst düzey sağlık ve hijyen şartlarını taşımalarını bekliyoruz. Bekliyorsunuz. Öyle standartlar oluşturuyorsunuz. Böyle, evet, çünkü. Evet. Ama baktığımız zaman
1000'in üzerinde gıda üretim yeri, 10.000'in üzerinde de satış ve toplu tüketim yeri var. Toplam 11.000 küsür tane. Evet. Şimdi 2016 yılı içerisinde zaman zaman biz de bunu haberleştiriyoruz. 2500'e yakın denetim gerçekleşti galiba. Evet, evet. Nasıl denetim sonuçları 2500'e yani? Yakın değil. Onaya tabi işletmelerimiz 2000'e yakın. Diğerleri de 8800. O da onun üzerinde. Bizim bakanlığımızın bize yapmış olduğu bir program çerçevesinde biz bu denetimleri muhakkak gerçekleştiriyoruz. Yani sonuçlar nasıl peki? Yani uygunsuzluk? Her işletmeye biz muhakkak senede bir kez gidiyoruz. Onaya tabi veyahut da hassas olan bölge alanlarımıza daha sık kontroller. Yani riskinin yüksek olduğu işletmelerimiz daha fazla denetime tabi tutuyoruz. Bu anlamda bizim bu denetimler sonucunda 500 idari para, 100 bakmam lazım, 130'a yakın işletmemize idari para cezası uyguladık. Bu yaklaşık 580 bin lira civarında idari para cezası verdik. Yaklaşık 580 denetimde olumsuzluk tespit ediliyor. 110 adet para cezası var ama 578 bin liralık gibi bir rakamdan bahsediyor. 578 bin lira çünkü cezalarımız gerçekten çok ağır. 2 bin liradan başlıyor ve 16 bin liraya kadar bu cezalar. Bu konuda da halk sağlığı, gıda bu anlamda es geçilebilecek bir konu değil. Değil, evet. Kesinlikle. Peki gıda ile ilgili şikayetlerini vatandaşlar nereye yapmaları gerekiyor? Ne yapmaları gerekiyor? Gıda ile ilgili şikayetlerini vatandaşlarımız hem ilçe müdürlüklerimize ulaştırabilirler, hem de Alo Gıda 174 ihbar hattımız var bizim. Bu hat 2009 yılında kuruldu. 2009 yılından bugüne kadar aşağı yukarı 335 bin şikayet geldi. Telefon gelmiş. Evet. Alo. Evet. Ve 335 bin şikayetin yaklaşık 35 bin tanesine cezai işlem uygulandı. Bu kadar etkin bir metot, etkin bir yöntem. Aslında her tüketici etkin bir denetçi diyoruz biz. Durumunda. Doğru. Çünkü, peki gereksiz kullanım söz konusu oluyor mu? Böyle zaman zaman da oluyor mu? Gereksiz kullanım diye bir şeyi biz böyle bir düşüncemiz yok. Her gelen ihbarı biz muhakkak değerlendiriyoruz. Gıda olduğu için. Evet, her gelen ihbarı değerlendirmeye alıyoruz. Peki gıda işletmelerinin kayıt ve onay işlemleri hakkında biraz bilgi verebilir misiniz? Neler yani gıda işletmeciliği yapmak isteyen bir vatandaşın izlemesi gereken yolu nasıl tarif etmek gerekiyor? Ya öncelikle bizim bakanlığımızın gıda ve yem şubesiyle ilgili teknik personellerle muhakkak irtibata geçmeleri lazım. İl ve ilçe müdürlüklerinde bu anlamda yetkin elemanlarımız var. Bu yetkin elemanlarımız aracılığıyla öncelikle hangi alanda ne yapacaklarsa bizimle görüşerek tanzim etmeleri. Çünkü istediğimiz bazı standartlar var. Havalandırma, lavabo, tuvalet, kapı, pencere, hijyen koşullarını sağlayacak, mikrop barındırmayacak zeminlerin veyahut da alanların oluşturulması açısından bizden ön bilgi almadan bu işletmeye başlamalarını doğru bulmuyoruz. Sonradan biz onlara yeniden düzenleme yapmalarını talep ediyoruz. Bu sefer tekrar ikinci bir masraf pozisyonuna düşüyoruz. Onun için mutlaka öncelikle işin ehil kişilerine, kesinlikle, ki adreslerini kesinlikle zaten söylüyorsunuz. Evet. Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, İl ve İlçe Müdürlükleri. İlçe Müdürlüklerindeki yetkili personele uğraşacaklar. Zaman zaman yine bu da medyada karşımıza çıkıyor. Gıda zehirlenmeleri konusunda uyguladığınız prosedür nasıl? Gıda zehirlenmeleri konusunda bize gelen ihbarları biz doğrudan şikayet konusu olan alana gidip oradan numuneler alıyoruz. Bu şikayetler bize gelebildiği gibi sağlık personeli ve emniyet personeli aracılığıyla da, yani hastanede bir zehirlenme vakası olduğu zaman emniyet aracılığıyla bizim bakanlığımızın bu anlamda yürütmüş olduğu, bize sunmuş olduğu bir izleme prosedürümüz var ve bunu çalıştırıyoruz. Günün hangi saati olursa olsun, gece gündüz hiç fark etmiyor. Hemen bu konuyla irtibatlandırılmış, harekete geçiyoruz. Günün Peki, hangi saatinde? Sayı yeterli mi? Gıda kontrol
Gıda kontrol sayısı. Denetimde görevli arkadaşlarımızın sayısı yeterli mi? Gıda kontrol sayısı yaptığımız denetimlerle biraz daha iyi, eğitimlerle biraz daha yeterli hale geldi. Bundan 2 ay öncesine kadar 112 civarındaydı denetimimiz. Bugün 220 civarında denetmenimiz var. Bu anlamda yeterli olabileceğini düşünüyorum. Ama Türkiye'nin tamamı için baktığımız zaman sorunlar olduğunu söyleyebiliyoruz, katılıyorum. Peki denetim neticesinde usulsüzlük ya da sizin standartlarınızı sağlamayan işletmelerle karşılaştığınız zaman neler yapıyorsunuz? Öncelikle eğer onaya tabi bir işletme ise ve bu anlamda üretimin durdurulmasına dair. Evet. İlk etapta yaptığımız şey bu. Yahut da aksayan prosedür, kusur gördüğümüz prosedürün kesinlikle durduruyoruz. Ve bunun düzeltilmesine yönelik bir süre veriyoruz. Eğer bu süre zarfında bu düzeltilmezse işletmenin kapatılmasına kadar gidebiliyor. Evet. Ki hayat önem taşıyor. Çok gerçekten. Önemli. Yani yediğimiz, içtiğimiz her şey çünkü. Aslında biz kimsenin ekmeğiyle uğraşmıyoruz. Ama her şeyin de bir kuralı var. Yani bir mevzuatı var. Yani bazen ceza ağır gelince 15.600 lira cezayı yiyen vatandaşlarımız geliyorlar, işletme sahiplerimiz geliyorlar. Yani bunun bizden talep edilmesi bile, haksız olduğunu bile bile gelip bizi zorlamaya uğraşıyorlar. Fakat biz bundan taviz vermiyoruz. Çünkü analiz sonuçlarımız bizi bağlıyor. Her yönüyle halk sağlığı, oturduğumuz makam, devletimize yüklemiş olduğu görev ve sorumluluk açısından ben bugüne kadar önüme gelen hiçbir cezayı imzalamamazlık yapmadım. Yapamayız efendim. Yapamayız, mümkün değil. Sağlığımızı ilgilendiren bir durum var çünkü. Evet. Burada taviz vermemek kesinlikle zaten gerekiyor. Tabii çocuklarımızı ilgilendiren önemli bir konu da okul kantinleri. Evet. Okul kantinlerinde denetimler nasıl yapılıyor? Okul kantinlerinde... Yeni uygulamalar var galiba. Artık gaz içecekler vesaire. Bir de dünyanın tamamı neredeyse obezite salgınıyla diyelim karşı karşıya kaldı. Evet. Bu iyi tarım uygulamaları, organik tarım belki işte bizi biraz daha dengeli, sağlıklı beslenmeye itecek. Yani bilemiyorum ama çocukların korunması açısından geliştirildi galiba. Ne oldu orada? Neyi değiştirdiniz? Sadece okullarda, kantinlerde ne satılıyor ve kantin denetimlerini nasıl yapıyorsunuz? Okullarda kantin denetimlerini hem bizim bakanlığımız hem de eğitim verdiğimiz Milli Eğitim Bakanlığı personeli eliyle gerçekleştiriyoruz. En az yılda iki kez biz okul kantinlerini biz denetliyoruz. Bu ara dönemlerde yine Milli Eğitim Bakanlığı'nın okullarda görevli kıldığı öğretmenler aracılığıyla da denetim yapılabiliyor. Çok önemli. Ben okullar açılır açılmaz zaten bir talimat verdim. 432 okulumuzda bu denetimlerin gerçekleştirilmesini sağladık. Çünkü toplu tüketim yerleri hassas alanlar. Özellikle bu fast food tarzı tüketimlere dikkat etmek gerekiyor. O ürünlerin üretildiği işte kızartılan patatesin kızartma yağlarından bile numune alarak bunun derecesine göre işletmelere ceza uygulayabiliyoruz. Anladım. Peki vatandaşlara gıda maddesi alırken özellikle ne tavsiye ediyorsunuz? Nelere dikkat etmeleri gerektiğini? Gıda maddeleri alırken muhakkak üzerine bir etiketinin olması. Etiketin de bakanlığımızın buna müsaade ettiği bir ruhsat numarası var. Bunun muhakkak olması gerekiyor. Yine etiket bilgilerinin içeriğinin ne olduğunun olması gerekiyor. Yine bu ürünler doğru muhafaza şartlarına, bazı ürünler için özel muhafaza şartları arıyoruz. Bunları sağlaması, özellikle bozulabilir süt ve süt ürünleri, et ve et ürünleri soğuk zincir üzerinden saklanması gerekiyor. Sofralara geliyor. Evet. Dolayısıyla bu anlamda bakanlığımız bunları güvenli gıda olarak tanımlıyor. Yani güvenli gıdayı bu şekilde tanımlıyor. Üzerine etiket bilgileri muhakkak olacak. İçerideki bilgiler içeriğin. Çünkü biz zaman zaman o ürünlerden numuneler alıp içerik bilgisi doğru mu değil mi? Üzerinden analize gönderiyoruz. Bu ürünler içerisinde eğer eksiklik varsa
Buna bir cezai işlem uyguluyoruz. Parti seri numaralarıyla partinin toplantılmasını sağlıyoruz. Eğer bunun içerisinde bir taklit tahşiş varsa, ki biliyorsunuz bakanlığımız bunu ilan ediyor. Yani ayıplı, kusurlu mal olarak bunun satışı noktasında tüm topluma ulaştırmaya çalışıyoruz. Çünkü her tüketici dediğimiz gibi etkin bir denetçi aslında. Evet. Yani tabii son yıllarda sanıyorum, yani 3-5 yıldır ya da 2010 yılından itibaren mi diyelim, bu konuda daha böyle refleksleri oluşmaya başladı bakanlığımız. Kesinlikle bakanlığımız aslında 2000 yılından sonra, 2000 yılının öncesinde tamamen bir yayımcı bir kuruluşken, 2000 yılından sonra çok ciddi bir evrilme yaşadı. Bütün ilgi alanlarımız içerisinde dahil olmaya başladı. Bütün ilgi alanlarımızı kayıt altına alır bir kayıt sistemleri oluşturduk. Yani arıcılık kayıt sistemi, su kayıt sistemi, su ürünleri kayıt sistemi, çiftçi kayıt sistemi, doğrudan gelir. Bunun yanında her şey kayıt altında bu anlamda. Dolayısıyla iş yükümüz ciddi oranda arttı. Sadece bu tarımsal desteklerle uğraşmıyoruz. Yıllık biz yaklaşık 200 trilyona yakın tarımsal destek veriyoruz. Yani bu çok ciddi bir rakam. Yani 2015 yılının süreci tamamlanmadığı için net rakamı veremiyorum size ama bu 200 trilyon çok ciddi bir çok rakam. Çok ciddi bir rakam. Bir de doğru kullanılabildiğini öngörürsek bunu şayet. Evet. Burada biraz sıkıntılarımız var. İşte burada galiba da milli tarım politikası önümüzdeki yıllarda devreye girecek. Evet. Bunu çok sık bizim sizinle dillendirmemiz gerekiyor her fırsatta. 2-3 ayda bir biz de İnşallah. Programın sonuna İnşallah. Geldik çünkü 2-3 ayda bir dile getirelim. İnşallah. Bu milli tarım politikası hayatımıza ne katacak, ne getirecek? Bunun tarafları bunu nasıl algılaması gerekiyor? Ne anlaması gerekiyor bunu? Evet. Kamuoyunu bilgilendirmemiz gerekiyor dediğiniz gibi. Aynı zamanda artık bütün şehirle birlikte yerel yöneticiler de sizinle birlikte, sizin bu projelerinizin daha doğrusu daha fonksiyonel olması için taşın altına elini sokmaya başladılar. Tarımsal eylem plan projeleri oluşturdular. Bunu da bir başka programda İnşallah. Konuşmak istiyorum. İnşallah. Tabii sizin programa geleceğinizi öğrenince çiftçi kardeşlerimiz arıyorlar. Onların da soruları var, destek talepleri var. Onu da bir başka programda masaya yatıralım. Arzu ediyoruz onu. Evet. Son olarak gıda fuarının Samsun'a neler getireceğini öngörüyorsunuz. Nasıl değerlendiriyorsunuz? Bu değerlendirmelerinizi kapatalım efendim. Az evvel ifade ettiğim gibi Çarşamba Ovası 103 bin hektar, Bafra Ovası 80 bin hektar, yine Vedirköprü Ovası 20 bin hektarın üzerinde ciddi tarımsal potansiyeli yüksek ovalarımız. Tarımsal ürün olduğu gibi sattığınız zaman katma değeri oldukça düşük. Yani bizim artık bu tarımsal ürün dediğimiz gıda üretimi kökenli bu ürünlerimizi katma değerli ürünlere çevirmemiz gerekiyor. Evet. Bunun için de gıda fuarı ve yeni teknolojilerin çok büyük önemi var açıkçası. Öncelikle fuar ve kongre merkezimizin ulusal ve uluslararası hizmet verebilecek çapta güzel olması için emeği geçenlere, herkese çok teşekkür ediyorum. Biz yıllarca çadırlarda, bakanlığımız yayımcı bir faaliyetti. Bu yenilikleri çadırlarda anlatmaya çalışıyorduk. Şimdi çok daha modern, nezih bir ortamda tertemiz fuarlar. TÜYAP fuarcılığa da çok teşekkür ediyoruz. Samsun'umuzu fuarsız bırakmıyorlar gerçekten. Hem üretici hem tüketiciyi bir araya getiriyor. Üretilen tarım ürünlerinin katma değerli ürünlere dönüştürülmesi için bu fuarlar çok çok önemli. Önemli fırsatlar. Artık bakanlığımız bu anlamda ekonomik yatırımlar başlığı altında desteklemeler de gerçekleştiriyor. Artık bu şehir bu ürünleri katma değere dönüştürecek, elini taşın altına koyacak bir bakış açısı geliştirmeleri. Bakış açısı geliştirmek zorundayız. Doğru. Ya çünkü biz fındık fabrikalarına, pirinç fabrikalarına, un fabrikalarının hepsinin teknoloji yenilenmesine katkıda bulunduk. Yani çok ciddi katkılar verdik bu anlamda. Dolayısıyla tarım
gıda fuarı bu anlamda hem üreticiyi hem tüketiciyi bir araya getirecek, ürünlerini katma değerli çok daha karlı bir hale getirebilecek bir alan. Öncelikle çok başarılı bir fuar geçmesini temenni ediyorum açıkçası. Sağ olasınız, teşekkür ederim. Önemli fırsatlar da içeriyor dediğiniz evet, gibi. Çok. 115 katılımcı, 7 farklı ülke. Bir de evet, oraya katılan firmaların kendilerini başka pazarlarda da var edip evet, o marka değerlerini pekiştirmeleri açısından da ciddi fırsatlar içeriyor. Biz de buradan değerli izleyiciler size bu duyuruyu yapmış olalım. Fuar ve Kongre Merkezi'nde gıda fuarı yarın kapılarını açıyor ve pazar günü akşam 19'a kadar da devam edecek. Nihal Bey çok teşekkür ediyorum katılımınızdan dolayı. Son olarak eklemek istediğiniz şey varsa onu kapatalım. Şahsım ve bakanlığım adına bakanlığımız çalışmalarının halkımıza, vatandaşlarımıza ulaştırması noktasında bize verdiğiniz katkıdan dolayı çok çok teşekkür ediyoruz. Saygılar sunarım efendim. Estağfurullah. Görevimiz efendim. Biz çok de çünkü kamu hizmeti yapıyoruz. D-Smart ve Teledünya aracılığıyla evet, dünyanın 3'te 2'sine ulaşıyoruz. Türksat uydusu üzerinde de yayınlarımız var. Kamu hizmeti yapıyoruz dediğiniz gibi. Şehrin kesinlikle çok gelişimine büyük bir kamu hizmeti. Katkı sağlamaya çalışıyoruz biz de. Çalışmalarınıza başarılar diliyoruz. Çok teşekkür ederim. 3 ayda bir bir araya gelip İnşallah, bu konuda neler oluyor, neler bitiyor. Özellikle milli tarım politikasındaki evet, evet, bakış açısını yeni masaya yatırıp İnşallah, daha doğru anlaşılmasını İnşallah, sağlamak için size katkı sağlamak isteriz. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Bizler teşekkür ederiz. Değerli izleyiciler, önümüzdeki hafta Samsun'un nabzında Bafra Belediye Başkanı Zeynep Şahin konuğumuz olacak. Hemen ardından da araştırmacı, tarihçi yazar Baki Sarı Sakal ile Atayolu'nu konuşacağız. Bize ayırdığınız vakit için teşekkür ediyoruz efendim. Tekrar hatırlatmakta fayda var. Yarın gıda fuarı Türkiye'nin sadece birkaç ilinde gerçekleştirilebiliyor bu. İstanbul ve Antalya'da. Samsun'da Bafra ve Çarşamba ovalarını kapsayan bir interland içerisinde olduğu için önem arz ediyor. Katılımınızı öneriyoruz. Bize ayırdığınız vakit için teşekkür ediyoruz. Onurlu ve gerçek bir insan olmayı başarabilmek dileğiyle mutlu geceler. O tat sürsene Samsun'un nabzını sundu.